Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde Batı Anadolu'da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir. Osmanlı İmparatorluğu bu denli güçlü olmasaydı belki de 624 yıl hüküm sürecek güce Germiyanoğulları Beyliği ulaşacaktı. Germiyanlı Yakup Bey Kerimüddin Alişir'in oğludur. Yakup Bey'in hakkında ilk kaydı Ankara Kızılbey Camii minberinin 1299 tarihli tamir kitabesinde rastlanır. Yakup Bey, Anadolu Selçuklu Devleti hizmetinde emiri kebir sıfatını taşıyacak derecede önemli vazifelerde bulundu. Yakup Bey devri Germiyanoğullarının en parlak dönemidir. 3. Alaeddin Keykubad'ın saltanattan çekilmesinden sonra Selçuklu tahtına ikinci defa geçen 2. Gıyaseddin Mesud'a tabi olmayan Yakup Bey, İlhanlı Devleti'nin hakimiyetini tanıyarak vergi vermeye başladı. Bu dönemde Karamanoğlu Beyliği'nden sonra Anadolu'da en önemli beylik Germiyan Beyliği'ydi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu Ulu Arif Çelebi'nin 1312'den önce Denizli ve Kütahya'yı ziyaret ettiği zaman görüştüğü ve üzerinde manevi nüfuz kurduğu Yakup Bey'in Osmanlılarla ilk dönemlerdeki münasebetleri, beylikler üzerindeki himaye politikası sebebiyle pek dostça olmadı. Yakup Bey, 1314'te Anadolu beyliklerini itaat altına almak için İlhanlı hükümdarı Olcaytu Han tarafından gönderilen ve Erzincan-Sivas arasında ordugah kuran Emir Çoban'ın yanına giderek ona bağlılığını bildirmek zorunda kaldı. Yakup Bey'in bundan sonra kuzeydeki komşusu Osmanlılarla da arası açıldı. Osmanlı kaynaklarında yer alan rivayete göre Yakup Bey'den teşvik gören Çavdar Tatarları, Orhan Gazi'nin Eskişehir'de bulunmasından faydalanarak Osmanlı topraklarına saldırmış, Karacahisar şehrini ve pazarını yağmalamıştı. Bu olaylar sırasında çıkan savaşta Germiyanlılar yenilgiye uğramıştı. O yıllarda Germiyanoğulları Beyliği ile Osmanlılar Anadolu'nun lideri olma çabasında rekabet içindeydiler. Batı Anadolu'nun tamamını himayesinde bulunduran Germiyanlılar, Bizans'tan da sürekli olarak toprak fethetmekteydi. Aynı şekilde Osmanlılar da Bizans'a karşı giriştikleri mücadelelerde galip geliyorlardı. Selçuklular ise Germiyanlarla araları açık olduğundan Eskişehir ile İnönü'yü Osmanlılara vermişlerdi. Osman Gazi 1313 yılında Leblüce Hisarı'nı fethe giderken Germiyanlılardan çekinmiş ve oğlu Orhan Bey'i İnönü'ye göndermiştir. Germiyanlıların teşvikiyle Çavdar Tatarları, Orhan Gazi'nin de İnönü'de bulunmasını fırsat bilip Osmanlı topraklarına hücum etmişlerdir. Karacahisar şehrini ve pazarını yağmalamışlardır. Ardından Germiyanoğulları Beyliği'ne tabi bir mültezim Eskişehir pazarında alışveriş yapan halktan vergi toplamak istemiş. Ancak mültezim Eskişehir'den uzaklaştırılmıştır. Bu olaylar iki beylik arasında savaşın çıkmasına neden olmuştur. Germiyanoğulları Beyliği bu savaştan mağlup ayrılmıştır. Yakup Bey'in nerede ve ne zaman vefat ettiği tam olarak bilinememektedir. Evliya Çelebi, Yakup Bey'in mezarının Hezar Dinarı ile birlikte Hıdırlık Tepesi'nde olduğunu söylemiştir. Allah Yakup Bey'e rahmet eylesin.